İçi buzdolabı, içi boş. Buzdolabı. Ne? Taslaklarım diyor. İçinde bir şey taslakları var gibi. Bu sallanıyor bak. 20 numaralı girdi. Acaba bugün bana 5 mesaj gönderdi. 4 herkesin öfkeli olmasıyla ilgiliydi. Birinde de bana benzeyen bir çay fincanı bulmuştu. Ondan bahsediyordu. Eksik olma Asgos. Bir buzdolabı, içi boş. 21 numaralı girdi. Günün tamamı çöplükte geçirdim. Ay. Çöp benim elementim. Elementim ne lan? Bir buzdolabı içinde bir şey tıslakları var gibi. Allah'ım ya Rabbim ya Resulullah ya. Şu mikrofonu bir düz tutamadım ya. Bana çıldıracağım, yeminle çıldıracağım. Dur ha. Şimdi bir buzdolabı içi boş. O kim lan? Abu çok soğuk. Freeze. Karban çorman. Gül. Güldün ve gülmeye devam ettin. O kadar komikti ki duramıyorsun. Gözünden yaş geliyor. Ne? Bunu yapmadın değil mi? Kara. Çok soğuk. Espri. Kar hakkında kötü bir kelime şakası yaptın. İfadesi değişmeye başladı. Ha ha ha. Tır, neyse. Çok kolaymış lan bu, ne güzel. Çok soğuk. Espri bir tane yapalım. Kanka kötü bir kelime şakası yaptın. İfadesi daha da değişti. Haha sağ ol. Tamamen sakinleşti. Kazandın. Evet. Aha mavi tiki de bulduk. Şimdi yeşil taktık, mavi kaldı tek değil mi? Mavi takacağız. Mavinin yeri burada mıydı? Yok. Buraya sarı taktık. Burası zaten şey. Yeşili bulduğumuz yer. O zaman şu taraftan hiç gitmedik. Şu taraftadır o zaman. Kaydedelim. Ne olur ne olmaz. Her zaman gibi. Evet. Yedi numaralı girdi. Zamanı geldiğinde canavar ruhlarını kullanmak için bir araca ihtiyacımız olacak. Nihayetinde bir canavar başka bir canavar ruhunu yutamaz. Tıpkı bir insanın başka bir insanın ruhunu yutamaması gibi. O zaman peki yani ne insan ne de canavar olan bir varlık. Alet deneyler başarısız. Deneme örneklerinden hiçbir farkı varmış gibi görünmüyor. Neyse, onlar uğraşmak işkenceden farksız zaten. Tohumlar dokunana yapışıp bir türlü kopmuyorlar. Saçma sapan işler. Oha! Astigmatizmle şey birleşmiş. Birkaç şey daha birleşmiş sanki. Eylemde bir şey yok ki. Sataşma. Dua etmeyelim. Dua edelim. Güven içinde çok dua ettin. Olasılıkları atladı. Ne yapacaksın lan? Dur. Oha kelebekler, bir dakika. Buna sataşmayacaktık galiba ya. Sataşıyor muyduk buna? Ne mi dua edeyim? Temizleyeyim mi? Temizle. Ellerini yıkadın. Bir şey olmadı. Ne kadar saçma. Bir tane doğa dua edeyim o zaman. O zaman şey yapacak, sataşacaktım ben bunu ya. La manyak oğlum. Ha oha, nasıl doğacağım lan ben onu. Efsane doğuladım ha. Sataş, şaşırt, temizle falan. Temizleyelim o zaman. Ay niye yıkadım lan? Lan yanlışlıkla bastım ya. Boşuna uğraşıyoruz ha. Tüh, o da nasıl değilim?
Çok şey yani, kolay daha kaçması. Ne diyorlar, sataşayım mı? Şaşırtayım. Şaşırt. Güzel bir şey yaptım. Bu ne de önce çok şey olduğunu fark etti. Evet. Tabii ki de bağışlayamıyoruz. Mırıldan. Tanıdık melodi mırıldandın ama kimse seni duymadı. Vay arkadaş ya. Tüküreceğim ha. Ay. Üf. Bu neymiş ya? Sataşayım mı? Son buz kaldı galiba. Şaşırttık. Mırıldandık. Temizledik. Dua ettik. Sataşacağız şimdi. Orakçı kuş kısa taştı. Orakçı kuş bir şey atladı gibi. Sonunda bir anladı. Cesaret. Bırak bırak. Yok kuluk kuluk. Lan. Hadi görüşürüz. Beni uğraştırma. Evet. Ay, ne uzun sürdü oyun ya. Şu oyun bitti de bir şey yapsak artık. Muradımız ersek yahu. Yok ya, ben de farklı oyunlar oynamak istiyorum artık. Undertale. Hadi kötü son oynarım bak. Kötü son zaten tamamen farklı bir oyun gibi. Bir dakika. Burada mı gideceğiz yoksa? Kapatılmış gibi görünüyor. Kapatılmış gibi görünüyor. Görünüşe göre bu asansörün gücünü kontrol ediyor. Açacak mısın? Evet. Evet. Hepsi vesat biz herhalde. Gel gel. Hey durun. Size biraz yemek getirdim, tamam mı? Bunun için üzgünüm. Zamanında beslenmediklerinde alaycı davranıyorlar. Şey, neyse. Güç gitti ve ben de geri açmaya çok uğraşıyordum. Ama sanırım sen benden önce davranmışsın. Zahmet etmişsin. Ama buraya gelip bana arka çıktığın için teşekkür ederim. Yazdığım gibi ben korkuyordum. Geri dönemem diye. Ama buradakiler yüzünden falan değil. Gerçeği söyleyemeyecek kadar. Korku olduğumu düşündüğümden. Kaçarım diye düşünmüştüm ya da öyle bir şey. Ötlekçe. Şey, ben sanırım başka bir açıklama, sanırım sana bir açıklama borçluyum. Biliyorsundur. Asgore benden ruhların doğasını araştırmamı istedi. Araştırmam sırasında Azim adını verdiğim bir güç elde ettim. Onu canavarlığa aşıladım ki ruhları ölüm sonrası yok olmasın. Ama deney başarısız oldu. Görüyorsun ya, insanlar aksi canavarların bedenlerinde bu dozajda azim depolama yetecek kadar somut madde yoktu. Bedenleri eriyik bir hale geçiyor, fiziksel formlarını kaybettiler. Çok geçmeden deneklerin hepsi eriyip iç içe geçerek bunlara dönüştüler. Onları bir kez öyle gördüm mü anlamıştım. Ailelerine bundan bahsedemezdim. Kimseye bundan bahsedemezdim. Herkes sorup dursa bile. Ve başka bir işe de girişemedim. Çünkü yaptığım her şey korkunç bir başarısızlık olmuştu. Ama şimdi tüm bunlar hakkında fikrimi değiştirdim. Herkese ne yaptığımı söyleyeceğim. Ağzına tükürecekler ama hazırlıklı ol yani. Ve o el alemin bebesini şey yapmışsın, birleştirmişsin, eritmişsin, bir şey yapmışsın. Mahvetmişsin lan şeyleri. Ha, öleceklerdi ama ölmediler yani sonuç olarak. O da bir seçenektir yani. En azından ölümsüzlüğü bulmuş. Ne bileyim. Zor olacak. Açıkçası kendime inanıyorum. Zorlandığım zamanlar olacak. Yine işi batırdığım zamanlar olacak. Ama gerçekten güvenebileceğim dostlarım var. Kendi ayakkabımın üzerinde durmam çok daha kolay olacağına eminim. Sana teşekkür ederim. Hadi çocuklar. Herkesin eve gitme vakti geldi. What? 8 numaralı girdi. Bir aday seçtim. Azgo henüz söylemedim. Çünkü ona sürpriz yapmak istiyorum. Bahçesinin ortasında özel bir şey var.
İlk altın renkli çiçek. Diğer hepsinden önce büyümüş. Dış dünyadan bir çiçek. Kraliçenin ayrılışından hemen önce belirdi. Merak ediyordum da ruhu olmayan bir şey yaşama arzusu kalırsa ne olur? Evet, Flavi yaratıyorsun. Hayırlı olsun gülüm. 18 numaralı girdim. Çiçek gitti. Evet, Flavi yarattın. Tebrik ediyorum. Bu daha önce hiç duymadığın bir ses. Cepne, orada mısın? Uzun zaman oldu, değil mi? Ama iyi iş çıkardın. Senin sayende her şey yerli yerine oturdu. Cepne, yakında görüşürüz. Ne oluyor lan? Hele cehennemde görüşeceğiz. Bu gidişatla.